Bismillahirrahmanirrahim. İmam-ı Rabbani Risalelerinden başlıyoruz. İmam-ı Rabbani. i̇mam Rabbani Ahmet Sirhindi Hicri 971 senesinin Şevval ayında yani Mayıs 1564'ün Hindistan'ın Sirhin kasabasında doğdu. Soyların ikinci halife Hazreti Ömer el-Faruk'a dayandığı söylenen Kabil asıllı bir aileye mensuptur. Bu sebeple Ahmet Sirhindi'ye Faruki ve Kabili nisbeleri de izafe edilmektedir. Babası Şeyh Abdul Ehad, Çiştiye ve Kadiriye tarikatlarından icazetli bir şeyh ve alim idi. Ahmet Sirhindi ilk eğitimini Sirhinde babasının yanında başladı. Hafızlık yaptı ve babasından bazı dersler gördü. Sonra eğitimini geliştirmek için Siyal Kut'a yani Siyal gitti. Mevlana Kemal Keşmiri'den makulat yani akli ilimler, mantık ve felsefe. Mevlana Yakup Sarfi Keşmiri'den de hadis okudu. 17 yaşına geldiğinde zahiri ilimleri tamamlamış olarak babasının yanına döndü ve ders vermeye başladı. Bu arada Şeyh Abdurrahman Bedahşi'den icazetli olan Kadi Behlul Bedahşani'den tefsir ve hadis okutma icazeti aldı. Ahmet Sirhindi ilimle iştigal ettiği gençlik döneminde takriben 18 veya 20 yaşlarındayken Hindistan'da Babürlülerin başkenti olan Agra'ya gitti. Orada Ekber Şah'ın önde gelen bürokratlarından Ebul Fazıl Allami'nin meclislerinde bulunduğu ve bir defasında onunla tartıştı. Tartışmanın sebebi Ebul Fazıl'ın peygamberlik müessesesi hakkındaki şüpheleri ve filozofları çok övmesiydi. Ahmet Sirhindi bu tartışmanın ardından peygamberliğin önemini anlatmak için İspatüt Nübüvve isimli eserini kaleme aldı. O yine bu dönemde Şiilerle Sünniler arasındaki bir ihtilaf üzerine Risale-i Reddi Şia isimli eserini yazdı. Bir süre sonra Ahmet Sirhindi'yi ziyaret etmek için babası Şeyh Abdülehad Agra'ya geldi. Bu ziyaretin ardından Sirhindi babasıyla beraber memleketi olan Sirhin kasabasına döndü. Yolda Tahanisere geldiklerinde o şehrin önde gelenlerinden Şeyh Sultan'ı ziyaret ettiler. Bu ziyarette Şeyh Sultan kızını Ahmet Sirhin diye nikahladı. Sirhindi memleketine döndükten sonra babasına intisap ederek Çiştiye ve Kadiriye tarikatlarına girmiş oldu. Babasının sohbetine devam etti ve kendisini tasavvufi ve ilmi eğitime verdi. Babası Abdül Ehad 1599 senesindeki vefatına yakın Ahmet Sirhin diye hilafet yani müritleri irşat yetkisi verdi. Babasının vefatından sonra 1008 senesinin Rabül Ahir ayında yani Ekim 1599'da Ahmet Sirhindi hacca gitmek için Sirhind'den yola çıktı. Bu dönemde 37 yaşındaydı. Delhi'ye geldiğinde dostu Mevlana Hasan Keşmiri'nin tavsiyesiyle Delhi'nin Firuzabad mahallesinde irşad ile meşgul olan Nakşibendi Şeyhi Muhammed Baki Billah'ı ziyaret etti. Sirhindi vefat eden babasının Nakşibendiye'den Nakşibendiye'den övgüyle bahsettiğini biliyor ve bu tarikata gıyaben ilgi gösteriyordu. Baki Billah Ahmet Sirhindi'yi görünce ondaki yüksek kabiliyeti sezdi ve adeti olmadığı halde kendisine intisap edip bir süre tekkesinde ve sohbetinde kalmasını rica etti. Sirhindi bu teklifi kabul etti ve Nakşibendiye'ye intisabı başlamış oldu. Ahmet Sirhindi'nin intisap ettiği dönemde Baki Billah mutluluğunu bir dostuna yazdığı mektupta şöyle ifade ediyordu. Sirhinden Şeyh Ahmet isminde ilmi çok, ameli güçlü bir yiğit birkaç gün bizimle oturup kalktı. Ondan çok ilginç haller müşahede edildi. Muhtemelen alemin kendisiyle aydınlandığı bir lamba olacak. Ahmet Sirhindi Baki Billah'ın yanında iki buçuk üç ay kadar kaldı. O dönemde yaşadığı manevi halleri ve tasavvufi mertebeleri bazı mektuplarında anlatmıştır. Aç zamanı geçtiği için memleketi Sirhinde dönen Ahmet Sirhindi bu dönemde şeyhi ile mektuplaştı ve yaşadığı manevi halleri ona bildirdi. Bir süre sonra tekrar Baki Billah'ı ziyaret eden Sirhindi bu ikinci ziyarette irşat icazeti aldı yani hilafet aldı. Bu ziyaretin 1009 senesinin Ramazan ve Zilkade ayları arasında iki ay kadar sürdüğü söylenir. Tekrar sihin, Sirhinde dönen Ahmet Sirhindi orada Nakşibendiye usulüyle halkı irşada başladı. Baki Billah'ın vefatından sonra irşat hayatına Sirhint'te devam eden Ahmet Sirhindi, müritlerine, dostlarına ve devlet adamlarına, Babül valilerine mektuplar yazdı. Müritlerine yazdığı mektuplarda tasavvufi eğitim yani seyr suluk ve tasavvufi düşüncenin ince meselelerini ele alıyor, devlet adamlarına yazdığı mektuplarda ise daha ziyade İslami kurallara ve ehl sünnet mezhebine bağlılık gibi genel konulara temas ediyordu. 1014 senesinde yani 1605 senesinde Ekber Şah vefat etti ve oğlu Cihangir tahta geçti. Ahmet Sirhindi bu duruma çok sevindi. Çünkü Cihangir'in babasının aksine İslamiyet'e bağlı bir kişi olduğunu düşünüyordu. Ancak 1619 senesinde başkan Agra'ya Babürlü Padişahı Cihangir'in yanına çağrıldı. Cihangir onu sorguya çekti ve Govaliar kalesinde hapsedilmesini emretti. Bu hapis olayının sebebi hakkında kaynaklarda farklı rivayetler bulunmaktaysa da asıl sebep Sirhindi'nin müritlerinin artması ve padişahın bu durumu tahtı iktidarı için tehlike olarak görmesidir. Ahmet Sirhindi, Govaliar kalesinde bir yıl hapis hayatı yaşadı. Bu bir yıl içinde hapisteki insanlara İslamiyet'i öğretti, onları irşad etti bazı gayrimüslimlerin de Müslüman olmasına vesile oldu. Bir yıl sonra serbest bırakıldı. Cihangir Tuğzuki Cihangir isimli eserinde Sirhindi hapisten serbest bırakırken 1620 senesinde hediye olarak bin rupiye para verdiğini ve onu evine dönmek ile ordugahta kendisinin yakınlarında kalmak arasında serbest bıraktığını söyler. Cihangir'e göre Sirihindi padişahın yakınında kalmayı tercih etmiştir. Sirhindi, padişahın yakınında bulunmayı, onu İslami konulara teşvik etmek için iyi bir fırsat olarak düşünmüş ve ordugahta kalmayı tercih etmiş olabilir. Nitekim bazı mektuplarında padişahın meclisine katıldığını ve dini konularda sohbet ettiğini anlatır. Ancak o dönemde müritlerine ve oğullarına yazdığı bazı mektuplarda kışla da zorla kaldığını, sabrettiğini, sultan tarafından bir engelleme olduğunu söyleyerek bir nevi yarı hapis hayatı yaşadığını ima etmektedir. Cihangir, Ahmet Sirhindi'yi gitmek ile kalmak arasında serbest bıraktığını söylemiş ise de Sirhindi'nin müridi Muhammed Haşim Kışmi, onun padişahın baskısı ile orduda kaldığını açıkça ifade etmiştir. Dolayısıyla bazı kaynaklardaki kışlada kalmak şartı ile zindandan serbest bıraktı cümlesi ilk dönemler için muhtemelen daha doğrudur. Ahmet Sirhindi'nin bu dönemde Padişah'ın askerleriyle birlikte 2-3 sene boyunca bazı şehirlerde dolaştığı bilinmektedir. Ahmet Sirhindi'nin Hicri 1032 senesinde Ecmir'de yani Ajmer'de olduğu bilinmektedir. O dönemde Padişah Cihangir de Ecmir'deydi. Cihangir 55. doğum gününde yani 17 Rebul evvel 1032 yıllarında hediyeler dağıtırken, Sirhindi'ye de 2000 rupya para hediye etmiştir. Bu dönemde Sirhindi ile padişahın iyi ilişkiler içinde oldukları görülmektedir. 1033 senesinde yani 1623 senesinde tam olarak serbest olduğu görülen Ahmet Sirhindi bu senenin Rabı Ussani ayında yani Ocak-Şubat ayların 1624 yıllarında kendisini ziyarete gelen oğulları ile birlikte Ecmir'den Sirhinde dönmüş ve ömrünün son yılını memleketi olan Sirhind'e geçirmiştir. Ahmet Sirhindi son zamanlarını münzevi bir şekilde geçirdi. Cuma namazı haricinden evinden çıkmıyordu. Vefatından birkaç ay önce nefes darlığı çekmeye başladı. 28 Safer 1034 yani 10 Aralık 1624 tarihinde vefat etti ve doğum yeri olan Hindistan'ın Sirhind kasabasında defnedildi. Vefat ettiğinde Çemsi takvim hesabıyla 60 yaşındaydı. İmam-ı Rabbani Ahmet Sirhindi'nin Müceddidi Elfi Sani yani Hicri 2. bin yılın yenileyicisi lakabına istinaden müritleriyle devam eden Nakşibendi koluna Müceddidi'ye adı verilmiştir. Ahmet Sirhindi vefat ettiğinde geriye birkaç yetişkin çocuk, birçok mürit ve halife, çok sayıda mektup ve birkaç risale bırakmıştır. Eserleri şunlardır. İspat-ı nübüve, redd-i şia, teyid ehli sünnet, risale-i tehliye, talikat berşerh-i rubabiyat ı Hacı Bakibilah, ma'arif-i ledünniye, e ve me'at, mükaşefati gaybiye ve mektubat. Sirhindinin eserlerinin önemli bir özelliği başka sufilerin sözlerinin muayyen bir sırayla yazılmasından oluşan bir derleme olmayıp müellifin çoğunlukla kendi tasavvufi tecrübeleri ve keşiflerini ihtiva eden orijinal eserler olmalarıdır. İmam-ı Rabbani Ahmet Sirhindi hem yöneticilerin İslam'a aykırı davranışlarına sessiz kalmamış, hem bidatlara göz yuman alimleri eleştirmiş, hem de sufiler ile alimleri tekke ile medreseyi uzlaştırmak için çaba sarf etmiş bir yenilikçidir. O, dini ihya faaliyetleri, tasavvufa getirdiği yeni yorumlar ve sondaki nesiller üzerindeki tesiriyle tarihte iz bırakmış önemli bir şahsiyet, bir müştehit ve bir ekoldür. Onun kişiliği ve fikirleri vefatından asırlarca sonra özellikle Hint alt kıtasında hem ilmi muhitlerce hem de özgürlük, ıslah ve ihya hareketlerinin önde gelen temsilcileri tarafından yeniden keşfedilmiştir. Önemli bir İslam düşünürü ve aynı zamanda müceddediye mensubu olan Şah Veliyullah Dihlevi ile 19. yüzyılda Hindistan'da Müslümanların hakimiyeti için fiili mücadeleye girişen Ahmet Şehit Birilvi'nin İmam-ı Rabbani'den etkilendikleri anlaşılmaktadır. Kafkaslarda Ruslara karşı yürürtülen milli mücadelenin önderliğini yapan Şeyh Şamil'in de Müceddediye'nin kolu olan Halidiye'ye mensup olduğu bilinmektedir. Ayrıca 18 ve 19. yüzyıllarda Orta Asya Müslümanları arasında ortaya çıkan ve medrese müfredatı başta olmak üzere din eğitiminde bir dizi yenilik teklif eden cedidçi ekolün önde gelen temsilcilerinden çoğunun nakşibendi müceddidi mensubu olduğu dikkate alınırsa İmam-ı Rabbani'nin tesir sahasının genişliği daha iyi anlaşılır. Rabbani ilhamlar, Mebde ve Me'at Mebde ve Me'at Risalesi hakkında Tasavvufi yolculuğun mertebelerini, bazı tasavvufi halleri ve keşfleri, Allah'ın zat ve sıfatları hakkında ince bilgileri ve kelami konuları ele alan Farsça bir eserdir. İmam-ı Rabbani Ahmet Sirhindi'nin farklı zamanlarda yazdığı 61 parça yazısının müritlerinden Muhammed Sıddık Bedahşi Kışmi 1019 senesinde yani 1610 senesinde derlenmesiyle oluşmuştur. Farklı zamanlarda yazılan müsvedde notların toplanmasıyla oluştuğu için eserde konu bütünlüğü görülmemektedir. Bununla birlikte eser, İmam-ı Rabbani'nin tasavvufi görüşlerinin bir hülasasını ihtiva ettiği için oldukça önemlidir ve mektubatın özeti diye nitelenmesi mümkündür. Ayrıca o, mektubatta bulunmayan birçok yeni bilgiyi de içermektedir. İmam-ı Rabbani bu eserde konuları ele alırken çoğunlukla tasavvuf yolunda nail olduğu keşf ve ilhamlara, kendi ruhu tecrübelerine atıflar yapmıştır. Bu da eserin önemini artırmaktadır. Müellif, eserin ilk bölümlerinde tasavvuf yolundaki manevi yolculuğunu, bu yolculuğun başlangıcı mebde ve sonunu da mead anlattığı için esere mebde ve mead ismi verilmiş olmalıdır. Mebde ve meadın Farsça aslı Delhi, Lahor ve Karaçi'de neşredilmiş, İstanbul'da Karaçi neşrinin tıpkı basımı yapılmıştır. Ayrıca eser Gulam Mustafa Han tarafından Urduca'ya çevrilmiştir. Mebde ve Mead Osmanlı döneminde Harputlu Beyzade Ali Efendi tarafından Türkçe'ye çevrilmiş, bu çeviri Ali Sırrı tarafından neşedilmiştir. Adalı bir dille yapılan bu tercüme günümüz Türk okuyucusunun istifadesinden oldukça uzaktır. Bu tercümeden nakledilecek bir cümle konunun anlaşılması için kafidir. İkinci bölümün ilk cümlesi dahi camii kemalat -i ferdiyet olan kutbi irşat ziyade azizül vücuttur. Çün kurunu baide ve ezmanı bi şumardan sonra bu kısım gevher vücuda götürürler. Mette ve Meat Arapçaya Muhammed Murat Kazani Minzelevi tarafından tercüme edilip yayınlanmıştır. Ayrıca Muhammed Masun Ömeri Dihlevi tarafından da Arapçaya çevrildiği bilinmektedir. Mebde ve Me'at hakkında Demetrio Giarduno tarafından Fransızca bir tezi yapılmış. Ayrıca eser bu şahıs tarafından İtalyanca'ya çevrilip yayınlanmıştır. Webde ve mead İngilizce'ye henüz çevrilmemiş ise de Doktor Arthur Buhaller tarafından İngilizce bir makale tanıtılmış ve bazı nakiller yapılmıştır. Eser tarafımızdan günümüz Türkçesine ilk defa çevrilirken Farsça Aslı'nın iki ayrı baskısı esas alınmıştır. Bunlar Karaçi 1968 baskısı ile Lahor'da 1965'te Resail-i Müceddidi adıyla yayınlanan mecmua içindeki nüsadır. Eserin aslında bölüm, bölüm başlıkları bulunmamakla birlikte Lahor Neşri'ni hazırlayan mahbub ilahi konulara uygun başlıklar eklemiştir. Bu başlıklardan bazıları okuyucular için faydalı olacağı düşüncesiyle tercümeye alınmıştır. Bismillahirrahmanirrahim her işin başında ve sonunda hamd allah Teala'ya mahsustur. Habibi Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme ve onun övgüye layık olan ailesine selam ederim. Bundan sonra derim ki, bu eser ince ve yüksek işaretleri, hassas sırları itibar eden şerefli bir risaledir. Yazarı, yiğitlerin önderi, allah Teala'nın insanlara delili ve rehberi, aktab ve eftadın lideri, abdal ve efradın kıblesi, Fatiha suresinin sırlarını açan, Hicri ikinci bin yılın yenileyicisi, üveysi, rahmani, rabbani arif, İslam ve Müslümanların efendisi, şeyhimiz ve imamımız, Şeyh Ahmet Faruk Hanefi Nakşibendi'dir. Onun hidayet güneşleri yüksek ufuklarda sürekli parlasın ve insanlar onun feyz bahçelerinden faydalansın. Yardım istenecek yalnız Allah'tır, güvenilecek olan da ancak O'dur. 1. Bölüm manevi yolda yükseliş ve iniş mertebeleri. Bu dervişin gönlüne tasavvuf yolunun arzusu düşünce, allah Teala'nın lütfu olan Hacagan, Nakşibendi silsilesinin halifelerinden birine Baki Billah'a ulaştırdı. Oradan bu büyüklerin tarikat usulünü aldı ve bu zatın sohbetine devam etti. Onun teveccühünün yani manevi nazarının bereketiyle kayyumiyet sıfatında yok olmak yani her şeyi idare eden Allahu Teala'nın olduğunu idrak etmek suretiyle oluşan hacegan cezbesi bu dervişte hasıl oldu. Tasavvuf yolunun sonunda kazanılacak hallerin yani daimi huzurun başlangıççı oluşması geleneğinden de bir hisse nasip oldu. Cezbenin oluşmasından sonra sülükte yani manevi ilerleme yolunda karar kıldı. Bu manevi yükselme yolunu Allah'ın arslanı sıfatıyla anılan Hazreti Ali'nin ruhaniyetinin terbiyesi ve yardımıyla nihayete ulaştırdı. Yani terbiyecisi ve feyz kaynağı olan ilahi isme kadar yükseldi. O isimden de kabiliyeti ula ve hakikati Muhammediye denen mertebeye kadar Hazreti Hacı Anakçıbend'in ruhaniyetinin yardımıyla yükseldi. Oradan Hazreti Ömer El Faruk'un ruhaniyetinin yardımıyla daha yükseğe çıkmak nasip oldu. Oradan o kabiliyetin ve mertebenin üzerindeki bir mertebeye çıktı ki o kabiliyet bu yeni makamın tafsili, bu yeni makam da o kabiliyetin icmali gibidir. Bu makam aktab ı Muhammediye'nin Hazreti Muhammed'in ümmetinden kutup olan velilerin mertebesidir. Buraya yükselmek Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetinin terbiyesiyle oldu. Bu makama ulaşmada bu dervişe bir miktarda Hacı Nakşibend'in halifesi ve kutbi irşad olan Hacı Alaaddin Attar Hazretlerinin ruhaniyetinin yardımı ulaştı. Kutupların yani büyük velilerin yükselişinin sonu bu makama kadardır. Gölge mertebeleri daire-i burada son bulur. Bundan sonra ya halis asıl vardır ya da gölge ile karışık asıl. Efrat yani seçkin veliler bu mertebe ulaşmakla imtiyaz sahibi olmuşlardır. Kutup derecesindeki velilerden bazısı efrat derecesindeki velilerle sohbet etmeleri sebebiyle gölge ile karışık asıl makamına kadar yükselebilirler. O mertebeye nazar edebilirler. Ancak halis asıl mertebesine ulaşmak ya da ona nazar edip bakmak dereceleri farklı olmakla birlikte efrada mahsustur. Bu Allah'ın lütfudur, dilediğine verir, Allah büyük lütuf sahibidir. Hadis Suresi 21. Ayet Bu dervişe kutbiyeti irşad hilati yani irşadın kutbu olmayı sembolize eden manevi cübbe manevi cübbe kutupları makamı olan mertebeye ulaştıktan sonra din ve dünyanın efendisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından giydirildi. Bu dervişi o makam ile şereflendirdiler. Sonra Allah Teala'nın yardımı tekrar onun halini kapladı. Bu mertebeden daha yükseğine yöneltti. Birdenbire gölge ile karışık asıl mertebesine götürdü. Önceki makamlarda olduğu gibi bu makamda da bir tür fena ve beka hali oluştu. Buradan asıl makamlarına yükselmeyi nasip edip astın astına ulaştırdı. Asıl mertebelerinde ilerleme manevi seyahat olan bu son yükseliş Uluç ya Miraç Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin ruhaniyetinin yardımıyla oldu. O Hazret tasarruf gücü ile bu fakiri o makamlardan geçirip astın astına ulaştırdı. Oradan da tekrar aleme yani dünyayı döndürdüler. Her makamı sırasıyla yukarıdan aşağı geçirerek geriye getirdiler. Bu dervişe son yükseliş kendisine has olan herdiyet yani efrat velilik nispetinin mayası muhterem babasından kalmıştı. Babası da onu güçlü cezve sahibi ve kerametleriyle meşhur bir zattan almıştı. Fakat bu derviş basiretinin zayıflığı ve bu nispetin ortaya çıkışının azlığı sebebiyle süluk yani manevi yolculuk mertebelerini aşmadan önce o nispeti ve manevi hali kendisinde bulamıyordu. Ondan asla haberi de yoktu. Yine bu dervişe nafile ibadetler, özellikle de nafile namazlar konusunda babasından bir yardım gelmişti. Muhterem babasına da bu saadet Çiştiye tarikatındaki şeyhinden ulaşmıştı. Ayrıca bu dervişe yani İmam-ı Rabbaniye, ledünni ilimler yani Allah vergisi bilgiler Hızır'ın ruhaniyeti yoluyla ulaşmıştı. Ancak bu durum kutupların makamından daha yükseğe geçmediği dönemdeydi. O makamdan geçip yüksek makamlara çıktıktan sonra ilimleri almak kendi hakikatinden olur. İlimleri kendisinde, kendisiyle ve kendisinden bulur. Başkasının araya girmesine yer ve imkan kalmaz. Bu devriş, bu derviş, seyri anillah billah diye tabir olunan makamlardan iniş zamanında diğer silsilelerdeki şeyhlerin makamlarından da geçti. Her makamdan bol nasip aldı ve o makamın şeyhleri ona yardımcı oldular. Kendi nispet ve manevi hallerinin özünden ona bol nasip verdiler. Önce Çistiye tarikatı büyüklerinin makamından geçti ve o makamdan büyük bir nasip aldı. O büyük şeyler içinden Hace Kutbittin yani Bahtiyar Kaki kendisine diğerlerinden daha çok yardım etti. Gerçekten bu zatın o makamda büyük bir değeri vardır ve o makamın reisidir. Sonra Kübreviye tarikatı büyüklerinin makamından geçmek nasip oldu. Çistiyye ve Kübreviye meşahihinin bulunduğu bu iki makam manevi yükseliş itibariyle aynı hizadadır, hizadadırlar. Ancak yukarıdan iniş esnasında Kübrevilerin bulunduğu bu makam o caddenin sağ tarafında, Çistilerin bulunduğu birinci makam ise sol tarafında yer alır. Bu cadde öyle bir yoldur ki irşat kutuplarının büyüklerinden bazıları bu yoldan ferdiyet makamına giderler ve sonun sonuna ulaşırlar. Sadece efrattan olanlar için ise ayrı bir yol vardır. Kutupluk olmadan bu caddeden geçilemez. Kübrevilerin bulunduğu bu makam ilahi sıfatlar makamı ile bu cadde arasında bulunur. O sanki bu iki makam arasında perde gibidir ve ikisinden de hissesi ve nasibi vardır.'' çistilerin bulunduğu birinci makam o caddenin diğer tarafındadır. Bu sebeple ilahi sıfatlarla münasabeti azdır. Sonra şey Şihabettin'in reisi olduğu Sühreverdiye tarikatı büyüklerinin makamından geçmek nasip oldu. Bu makam Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine tabi olma ve yoluna uymanın nuru ile aydınlanmıştır. Üstünde üstünü müşahede etme nuru ile süslenmiştir ibadetlerde başarı ve devamlılık o makamın dostudur, oraya ulaştırır. Nafile ibadetlerle meşgul olan ve gönlünü bu ibadetlerle süsleyen bazı tam olgunlaşmamış salikler, tasavvuf yolcuları, ibadetlerin bu makam ile irtibatından dolayı bu makamdan bir nasip almışlardır. Nafile ibadetler asaleten yani doğrudan bu makam ile irtibatlıdır. Diğer tasavvuf yolcuları manevi yolun başında olsun sonunda olsun hepsi bir vasıta ile yani dolaylı yoldan bu makamla irtibat kurarlar. Bu makam çok güzeldir. Bu makamda görülen nuraniyet diğer makamlarda azdır. Bu makamın şeyhleri Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem tam tabi olmaları sebebiyle yüksek derecede yüksek derece sahibidirler ve benzerleri arasında mümtaz şahsiyetlerdir. Onlara bu makamda nasip olan şey manevi mertebe diğer mertebelerde yükseliş yönünden daha yukarıda olsa bile ele geçmez. Bundan sonra cezbe makamına indirdiler. Bu makam sayısız cezbe makamlarını ihtiva etmektedir. Oradan da aşağı indirdiler. İniş mertebelerinin sonu hakikati camia olan kalp makamıdır. Halkı irşad etmek ve olgunlaştırmak bu makama inmeye bağlıdır. Bu fakiri o makama indirdiler. Bu makamda tam olarak yerleşmeden önce tekrar bir yükseliş vuku buldu. O zaman Aslı da gölge gibi geçip geride bıraktı. Kalp makamında olan bu yükselişten temkine ulaştı. Kalp makamına yerleşti. Vesselam.